Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere Shein'den alışveriş yaptım. Zaten ilk kombinimle de karşınızdayım. Ama videoya başlamadan önce biraz nasıl bir deneyimim oldu onu anlatayım. Shein'den bu videoyu çekmeden önce bir kere daha alışveriş yapmıştım. Birkaç kışlık gömlek tarzı eşyalar almıştım. Tabii fiyatlar çok uygun olduğu için pek bir beklentim yoktu zaten. Kumaşlar da açıkçası o kadar kaliteli değil. Ama fiyatı için gerçekten güzel ürünler var. Yani birkaç kış giyersiniz, sonra bir kışa daha çıkar mı o kıyafetler emin değilim. Bir de şunu söyleyeyim. Ben ayakkabı da sipariş ettim. Bir çift ayakkabım, gerçekten çok beğenerek sipariş ettiğim bir çift ayakkabım maalesef iki sağ ayak için olan parçayla geldi. Yani bir sol tarafı yoktu, iki sağ taraf geldi. Çok saçma bir şey yani, paketlerken bakmıyorlar mı? Bayağı bir sinirlendim bu duruma. Üç parçayı geri yollamak zorunda kaldım. Birisinin kumaşı berbattı. Birisi çok büyük geldi. Diğerini niye yollamışım? O da küçük geldi. O da küçük gelmiş. Pantolondu, biri short pantolondu. Çok dar geldi. Ayakkabıyı geri gönderdik de, pardon, 4 parça. Büyük gelen de bir pantolondu. Kumaşı da berbat olan bir kazaktı. Yani kazak dediğim daha çok sweater gibi bir şeydi. Onları geri yollamak zorunda kaldım. Benim aldığım, geri gönderdiğimi de söyleyebilirsin. Aynen, ablam da aynı zamanda sipariş verdi. O da %100 pamuk olarak yazıyordu. Pijama takımıydı. Evet. %100 pamuk olarak yazan şey %100 polyester olarak geldi ve polyesterle de ne kadar uyunur pek emin olmadığım için onu da geri göndermek zorunda kaldık. Yani biraz çok çelişkili bir sayfa, bunu şimdiden söyleyeyim size. Ama gerçekten güzel parçalar bulursanız da uygun fiyata güzel kombinler yapabilirsiniz. Yani biraz şansa bence. Biraz şansa, evet. Çok dikkatli bakıp almak gerekiyor. Kesinlikle aşağıdan müşteri yorumlarını okuyun derim. Evet. Öyle alışveriş yapın, yaparsınız. Ben bir daha alışveriş yapar mıyım? Kolay kolay yapmam, onu söyleyeyim şimdiden. Ama aldığım parçalardan memnun muyum? Evet, memnunum. Ama dediğim gibi kaç yaz giyebilirim veya kaç kış giyebilirim? Malum, onu size söyleyemem. Zamanla anlayacağız. Ve yıkarken de eşyalara çok dikkatli olun. Çünkü çoğu kıyafet renk atıyor ilk yıkamanızda. Bir de şunu söyleyeyim, çok açık kumaşlar almayın. Mesela şu üzerimdeki gibi. Çok açık ya, kumaşlar çok kaliteli olmadığı için içinizi fazlasıyla belli ediyor. Yani bu etek şu an sarı beyaz olsaydı muhtemelen iç çamaşırımı görmüş olurdunuz. O yüzden dikkatli olun, daha çok koyu renklere kayın diye size tavsiye ederim. İlk kombinimle başlayalım. Bu bir takımdı. Fiyat bilgisi yapamayacağım maalesef arkadaşlar. Çünkü bayağı bir ürün olduğu için çok zaman alacak. Ama Shein'de bu parçaları bulabilirsiniz. Bir de ben euro fiyatıyla aldığım için aynı zamanda size pek yardımcı olamam lira olarak. Şunu da söyleyeyim. Kıyafetlerin bana gelmesi aşağı yukarı 1,5 haftayı buldu. Türkiye için konuşamam. Ama daha az veya daha fazla süreceğini de sanmıyorum. Bunu da söylemiş olayım. İlk kombinim böyle. Şimdi ütülü değil daha kıyafetleri... Taze aldım. Bir kere denedim. Beğenmediklerimi geri yolladım. Bunları da şimdi size göstereceğim hepsini. Yani ütülemedim veya yıkamadım daha. Bu arada ufak bir kadraj sorunu da yaşıyoruz artık. Aynen. Malum şurada tavan şu an. Yani tavana dokunuyorum. Biraz boyum uzun olduğu için idare edeceğiz. Bunu ben takım olarak aldım. Etek ve bluz. Şunu söyleyeyim. Bu bluzu çok giyer miyim bilmiyorum. Çünkü bayağı sıkıyor. Çok zayıf olmadığımdan da kaynaklanabilir, bilmiyorum. Ve dediğim gibi biraz içim gösteriyor. Ve nazar değdirdim. Şuraya rujum dokundu. Neyse. Ama eteğe gelecek olursak ben eteği bayağı beğendim. Kumaşı evet çok hoş değil. Yani biraz naylonumsu bir kumaş. Ama bence bayağı güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Maviyi de... Kanalımdan anladığınız üzere çok sevdiğim için bu etek gerçekten favorim oldu. Aynı zamanda şöyle bir ayakkabıyla kombin etmek istedim onları. Beyaz topuklu, yani yüksek bir ayakkabı. Sandalet tarzında. Diyeceksiniz zaten boyun uzun, neden bu tarz ayakkabı sipariş ettin? Hemen şöyle bir açıklama yapayım. Ben yere yakın ayakkabı fazla giyemiyorum. Birincisi hafif düz tabanlık var. İkincisi rahat edemiyorum ayağıma bir şeyler dokunduğunda, değdiğinde. O yüzden genellikle hep böyle yüksek yerden yüksek ayakkabılar tercih ediyorum. Bunları da bayağı beğendim. Şunu da söyleyeyim, ayağım 41 numara.
Yani bunlar 41 galiba. Aynen. 40 numara bir ayakkabı da sipariş ettim. Onu da birazdan göstereceğim. O biraz dar oldu ama geri yollamadım. Genellikle 41 giyiyorum. Yani ayağınız büyükse Shein'de kesinlikle ayakkabı bulabilirsiniz. Sorun yaşamazsınız. Ama çok büyük bir kalitede beklememek gerekiyor. Aynen. Yine. Çok büyük kalite beklemeyin. Ama bence zaten bana ayakkabı fazla dayanmıyor. Benim ayakkabılarım çok çabuk parçalandığı için çok pahalı ayakkabılar da almıyorum. O yüzden bunlar aynen bunlar benim işimi kesinlikle görecek. Zaten çok çabuk sıkılan bir insan olduğum için de bir yaz giyerim. Ondan sonra işimi görmüş olur. O zaman hemen diğer kombinime geçeyim bence. Kamera arkası nerelisin? Seni cilvendirmez. İzmir. Ordu. Karışık. 352. Neyse. Çelişkili bir kombinle sizinleyim. Biraz mikrofon sorunu yaşıyorum kıyafetleri değiştirdiğim için. O yüzden elimde tutacağım. Çelişkili bir kombin dediğim, bu sefer de bluzunu çok beğendiğim ama etekte pek kararsız olduğum bir kombin aslında. Şöyle bir alalım. Şöyle bir göstereyim eteğimi. Ayakkabı bu arada yine aynı, değiştirmedim. Renk olarak uyduğu için. Şimdi şöyle ki, evet ütülü değil, belki ütüleyince etek daha bir dökümlü gözükebilir. Ama aşırı şekilde Almanlara benzedi. Öyle değil mi? Evet. Sanki birazdan elimde birayla... Evet. Aynen öyle, aşırı şekilde. Yani bence... Bir önlüğün eksik, bir de çiçek tacın, tamam. Volksfest diye bir olay var burada arkadaşlar. Aynen oraya bu şekilde gidebilirim. Veya Oktoberfest'i herkes bilir dünyada. Oraya böyle gidebilirim bence. Hiçbir sorun yok. O yüzden biraz çelişkili bir etek. Yani bilemedim. Belki de boyundan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Ama bluzunu çok beğendim. Yine kumaş olarak tabii ki çok kaliteli değil. Ama fazla içimi göstermiyor. Açık bir kumaş olmasına rağmen renk açısından. Bluzu bayağı beğendim. Bence normal bir kotla da giyilebilir veya bir pantolonla. Ama dediğim gibi etekte biraz kararsızım. Ama geri yollamadım. Giyeceğim yani. O zaman diğer kombinime geçelim. Bu tadı. İstanbul'a mı koymuşlar ki sadece? Çok hoşuma giden bir elbiseyle devam edelim. Ama kesinlikle ütü isteyen bir elbiseyle bayağı kırışık. Ama bence renk açısından da model açısından da kendime yakıştırdım. Sandalet tarzı bir ayakkabı yine. Terlik mi denir? Sandalet işte. Ama bunu şöyle söyleyebilirim size. Bu bana bir yaz dayanacak. Ve şu hasır yerleri açılmaya başlayacak. Bunu şimdiden söyleyebilirim size. Çünkü kendimi tanıyorum. Ama yine de hoşuma gitti. O beyaz ayakkabı kadar yüksek değil. Ve bir tık daha rahat. Evet, elbise de aşırı şekilde rahat. Yani gerçekten çok efil efil bir elbise. Çok da şık aynı zamanda bence. Çoğu yere giyebilirsiniz. Bu ayakkabıyı daha çok beğendim. Ben de bunları bir tık daha beğendim ama dediğim gibi bunlar dayanmayacak. Kesin dayanmayacak. Hasır yerleri açılacak. Ama olsun. Yani ne diyebilirim? Yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Ben bu elbise gerçekten favori parçalarımdan biri alışverişimde. Ben çok sevdim. Benim de en çok sevdiğim parça buydu. Ve bence bana yakıştı. Gerçi daha güzel, komik güzel parçalar var. Ama elbise olarak benim en çok beğendiğim bir şey. Bu şık bir parça. Evet. Şimdi biraz daha fantastik şeylere kaçacağız. O yüzden hemen kombinimle devam edeyim bence. Dediğim gibi fantastik parçalarla devam ediyoruz. Bluzu gördüğünüz üzere bir Rönesans tablosuyla karşınızdayım. Şuralara uygun. aşırı tatlı bir tişört bence. Yani günlük hayatımda kesinlikle fazlasıyla giyeceğim bir tişört. Karakterimi yansıtıyor. Böyle çok değişik şeyleri aşırı seviyorum. Zaten bunu bilmeyen yoktur artık. Aşırı şekilde bir yani, meme oldu. bunun kumaşını çok sevdim. Bu tişörtün kumaşı gerçekten kaliteli ve baskısı da aşırı şekilde kaliteli. Çabuk çabuk yani solacağını sanmıyorum. Altındaki şorta gelelim. Yine ütü isteyen bir parça. Ama bu da yine aşırı şekilde rahat. Ve ben fazla kısa şortları sevmediğim için bunun uzunluğunu çok sevdim. Yani dizimin üstünde, hatta altında olsa bile olabilirdi. Dizlerimi çok sevmediğim için.
Ama gerçekten çok rahat bir şort. Harika, çok sevdim. Belki bir kemer isteyebilir böyle tişörtü içine atıp giydiğinizde. Bence bir kemer istiyor. Bence de. Ama harika yani. Ben şu an çok siyah sevdim. Siyah olduğu için de. Biraz çok şey oldu. Evet. Bir şey istiyor burada. Ben çok sevdim iki parçayı da. Yine favorilerimden kesinlikle. Diğerleriyle devam edelim. Kararsız olduğum bir şortla devam ediyoruz. Aşırı şekilde Gucci yandırıyor. Şunu söyleyeyim ilk defa. Aslında bu tarz şeyleri sevmiyorum. Yani markaları imite edilmiş şeyler. Tabii çakma Louis Vuitton çantam falan da var. Öyle değil ama kıyafette bilemedim. Bilemedim. Aslında şort hoşuma gitti. Sadece şuralarından bana biraz bence büyük. Şuralarından biraz büyük bence. Yine kemer istiyor kesinlikle. Çünkü belimden hafifçe kayıyor. Ve bu tişörtle asla olmaz ama gösterme amaçlı mecbur bunu giydim üzerime. Bu tişört fena halde kokuyor. Onu şöyle söyleyeyim. Klor gibi kokuyor. Rahatsız etti kokusu. Evet, zaten duşa gireceğim videodan sonra. Çünkü muhtemelen yoksa her yerimde sivilce oluşacak. Yani çoğu eşyalar kokuyordu. Yani aynen. Hangi gün geldi? 3-4 gün önce falan geldi. 3-4 gündür dışarıda havalanıyor bu eşyalar. Aynen, eşyaları. Ve hala daha kokuyor. Yani yıkamadan gitmesi imkansız. İmkansız. Ama videoyu çekmeden de yıkamak istemedik. Aynen. Hele bir kot pantolon var, değil mi? Evet, onu birazdan göstereceğim. Bu bayağı kokuyor. Hala kokuyor yani galiba. Ucuz bir şeyden yani. Yani ucuz olduğu kesinlikle belli oluyor. Ama tişörtün yine kalitesi kötü değil. Bu biraz daha kalın kumaş olarak ama dediğim gibi çok kötü kokuyor. Baskısı yine çok kaliteli, aşırı tatlı bence. İki kedi Titanic yapıyor. Bunu giydiğinizde kesinlikle starsınız, öyle diyebilirim. Şortu kesinlikle bir gömlek, bir şık bir gömlekle kombine ederim şahsen. Tişörtte olmaz. Öyle düşünüyorum. Yine kemer isteyen bir parça dediğim gibi. Çok da bir şey demeden diğer kombinimle devam edeyim. Çok iyi. Alışveriş yaparken yazı biraz erken getirmişim galiba. Pek emin olamadım şu an. Şu an dışarısı 0 derece. Aynen, şu an dışarısı buz gibi. Ben şort falan almışım yani, baya baya tişörtler. Tişört koleksiyonu açmışım, farkında değilim. Ama harika. Gerçekten çok güzel bir tişört. Yani tam ben. Ben. Mavi ve bu. Kesinlikle. Şorta gelelim. Şort... hafifçe kısa, biraz daha uzun gözüküyordu resimde ama fazla rahatsız etmedi beni. Yani daha tolere edebileceğim bir uzunlukta, öyle söyleyelim. Yapı olarak hatlarımı çok belli etmiyor çünkü biraz böyle dışa doğru akan etek gibi bir pantolon aynen. O yüzden hoşuma gitti, pek fazla hatlarımı belli etmiyor. Bence yakıştı bu. Pantolon. Ben de kendime yakıştırdım bu şort pantolonu. Siyah şortla bu şortu beğendim. Aynen. İçinde biraz böyle çelişkili. Onu ben de çelişkili kaldım ama bunu ve siyahı çok sevdim kesinlikle. Dikiş olarak da, model olarak da kendime yakıştırdım. Tişörte de zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Yine. Ben de istiyorum. Bundan mı? Varsa bedenin bilemeyeceğim. Bu kaç bedendi? Ya bedenler çoğu zaman arkadaşlar uyuyor ama bence bir beden daha büyük almanız daha mantıklı. Öyle söyleyeyim. Ama bazı parçalarda da ben de öyle yaptım. Çok çelişkili kaldım. Çünkü bu sefer de büyük geliyor. Çünkü gösterdiğim modelin hani kendime göre düşündüğüm zaman bu sefer de bir iki parça gerçekten bayağı bir büyük geldi bana. Aynen, yani parçadan parçaya da değişiyor, onu da söyleyelim. Evet. Yine tişörtün kumaşı güzel, hoşuma gitti. Çok kalın değil ama fazla ince de değil. Yaza tam uygun. Baskısı yine çok kaliteli. Zaten diyecek bir şey yok. Çok beğendim. Diğer kombinimle devam edeyim. The next one, please. Feci şekilde kokan iki parçayla. Burnumun direği kırıldı dedikleri bu olsa gerek. Yani bu kokunun ben ince de pek çıkacağını, yani ilk yıkamada çıkacağını. Açıkçası sırf klor kokuyor ama mantıklı çünkü kot pantolon olduğu için ve açık renk olduğu için. Muhtemelen rengini açmak için klor kullanmışlar, evet. Yani en ucuz bütçeyle diye düşünüyorum ama gerçekten feci şekilde kokuyor. Ve vücudumda da hissedebiliyorum o ağırlığı. Yani kotta bir ağırlık var. Ama model olarak biraz büyük yine. Kemer isteyen bir parça.
Ama sevdiğim bir parça oldu. Biraz züppe pantolon olduğunu farkındayım. Ya da fakir pantolonu mu derler bilmiyorum. Ama yani benim hoşuma gitti. Kesim olarak da düz indiği için benim hoşuma gitti. Çünkü benim bacaklarım biraz yamuk olduğu için bu tarz pantolonlar bacaklarımı topluyor. O yüzden kendime yakıştırdım. Dediğim gibi sadece beli biraz bol, bir kemer istiyor. Tişörte gelirsek tişörtün kalitesi çok hoş değil. Baskısı çok tatlı ama baskısı da hiç kaliteli değil. Çünkü baskı değil aslında, tişörte direkt olarak print edilmiş bir şey. Yani böyle naylonumsu hissiyatı yok diğer tişörtlerdeki gibi. Direkt tişörtün üstünde yani baskı. Tatlı, rengi tatlı. Maviyi çok seviyorum biliyorsunuz. Ama çok terletecek muhtemelen. Yani tam yazın ortasında giymem. Böyle sonbahar, ilkbahar o zamanlar hafif bir ceketle. Ama yani aslında iki parçayı da sevdim kesinlikle. Ama hemen üstümden çıkarıyorum çünkü kokuya daha fazla dayanamayacağım. Uzun pantolonlara geçiyoruz yavaş yavaş. Tişörtle başlayayım ilk olarak. Baskısı aşırı kaliteli değil ama kumaşı güzel olan bir tişört. Yine aynı şekilde tabii ki unicornlu tişört gibi çok tatlı. Pandalar çıkıyor cebinden. Pantolona gelirsek, pantolon ilk geldiğinde ben dedim bu bana kesinlikle olmaz. Çünkü bayağı küçük gözüküyordu. Ama stretch olduğu için oldu ama biraz tight gibi. Ben genellikle zaten dar kesim giydiğim için benim hoşuma gitti. Bu şekilde pantolonum yoktu zaten. Ayakkabılara gelelim. Yine yeni bir ayakkabı. Gördüğünüz üzere biraz ayağıma küçük. Zaten 40 numara. 41 maalesef yoktu. Ama yapısı biraz şey olduğu için böyle mantarımsı, daha çok plajda, havuzda falan giyilecek tarzda bir terlik. Yani sokağa giyer miyim emin değilim. Bir de tabanı çok küçük olduğu için, çok alçak olduğu için kararsız kaldım. Aynen. İşte bu yüzden zaten bu tarz ayakkabıları çok sevmiyorum, tabanı küçük olan. O yüzden diğerlerini yüksek aldım. Ama yine güzel, tatlı bir sandalet. Diyecek bir şeyim yok. Diğer kombinimle devam ediyorum. Pantolona pek diyecek bir şeyim yok. Zaten klasik bir pantolon. Paçaları biraz çok fazla dışa bakıyor. Yani uçuyormuş gibi duruyor. O yönünü pek sevmedim ama kıvırarak giyerim muhtemelen. Çok ince olduğu için kumaşı. Daha çok ilkbahar, yaz, sonbahar tarzı bir pantolon. Yani kışın giymem bunu. Tişörte gelecek olursak. Yani yine az önceki o parmaklı tişört gibi çok değişik bir tişört. Mona Lisa var. İnci küpeli kız. Bağıran adam mı deniyor buna? Türkçesini bilmiyorum maalesef. Selfie yapıyorlar. Ne kadar gerçekçiliği var bilmiyorum. Ama bence çok komedi bir tişört gerçekten. Yine giydiğinizde kesinlikle herkesin size dönüp bakacağı, bu ne ayak diyeceği bir tişört. Ya ben sevdim. Bu baskı değil, bu kumaşa basılmış ve kumaş üzerine dikilmiş. Yani çok değişik böyle bir tişörtüm hiç olmadı. Ama çok tatlı, çok güzel. Kumaşı da yine fena değil. Yazın ortasına giymem yine çünkü aşırı kalın. Ama güzel. Diğer kombinimle devam edeceğim. Aynen, tişörtte değişiklik yok çünkü tişört kalmadı. Tek bir pantolon kalmıştı, onu da az önceki tişörtle sergileyeceğim. Bu pantolon yine çok klasik bir pantolon. Dar kesim, skinny, jeggings tarzı vesaire vesaire. Yani hiçbir özelliği yok ama benim için çok büyük bir özelliği var. Şöyle ki paçaları alabilir miyiz Sumu? Bu arada ayakkabılara lütfen odak olmayın. Giyip çıkarmaktan sıkıldım. Paçası tam geldi. Bu nasıl oldu? Genellikle ben pantolon aldığımda paçalara hiç takılmıyorum. Çünkü otomatikman eminim ki paçaları bana zaten kısa gelecek. Bileğimin çok çok üstünde kalacak. Nedense bu pantolon, şunu da söyleyeyim ama Shein uzun boylu kadınlar reyonundan seçtim bu pantolonu. Pantolon cuk diye oldu. Yani benim bacaklarım aşırı uzun. Pantolonlar hep kısa geliyor. İlk defa böyle paçası uzun bir pantolonum oldu bu yaşta. Yani yoksa diğer bir özelliği yok aslında. Klasik bir pantolon. Şimdi birkaç üzerimde gösteremeyeceğim, daha doğrusu göstermek istemediğim birkaç parça var. Onları elimde göstereceğim size. Onlarla devam edelim. İlk olarak şöyle bir set çorap aldım. Normal çorap. Pembesi var. Açık mavi.
yeşil turkuazımsı ve siyah. Bu çorabın özelliği ne? Şuralarında ince boncuklar var. Yani süslü bir pantolon diyorum, çorap. Bunlar böyle. Şöyle bir şey aldım, tül. Bu ne diyeceksiniz? Pelerin dermişim. Perde. Bu perde. Şey neydi o İspanyolların yaptığı? Boğa gülüşü. Aynen. Hayır, bu bikini veya mayo üzerine takabileceğiniz, şu şekilde doluyorsunuz belinize. Şuraya da bir kurdele atıyorsunuz. Bu şekilde her yerinizi kapatıyor. Diyeceğim ama kumaşı o kadar ince ki içiniz komple belli oluyor. Yani pek anlamını şey yapamadım. Ama en azından hatlarım aynen onu diyecektim. Ya. Hatlarımı belli etmez. Yine aynı şekilde bir set aldım. Mayo seti, onu göstereyim. Şimdi bunun da aynı şekilde pelerini var. Hemen gösteriyorum. Bunun kumaşı daha kalın ve rengi koyu olduğu için bu gerçekten hiçbir şey göstermiyor doladığınızda. Yani her şeyi kapattı. Ve bunun boyu biraz daha kısa. Ayağınıza dolanmaz. Bu böyle. Üstü şu şekilde. Böyle giyiyorsunuz. Nasıl gösterilir ki? Şu şekilde, yani şeyleri var, omuzları var. Ve şurasını iki kurdeleyle bağlıyorsunuz önünden. Bu şekilde. Altı da var ama bunu ben giymem çünkü aşırı şekilde oyuk. Şu şekilde, aşırı şekilde oyuk şuraları. Aslında yüksek bel ama evet çok... Aynen, bel olarak güzel. Giyerim ama altına bir daha şort giyerim. Yani şortla giyerim çünkü aşırı şekilde oyuk. Pek benlik bir şey değil. Bitmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere büyük bir alışveriş, yine alışverişi. Fikirlerimi zaten başında söyledim. Bir daha alışveriş yapar mıyım? Çelişkiliyim. Ama aldığım parçalar, ürünler hoşuma gitti. Kullanacağım kesinlikle. Zaten beğenmediklerimi geri yolladım. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tarz kıyafet videolarının da gelmesini istiyorsanız lütfen bana bildirin yorumlarda. Sürekli makyaj yapıyorum çünkü biraz değişiklik olsun istedim. Modaya kaydım biraz. Hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarda bana bunu söyleyin. Instagram'dan da lütfen takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlight'ım ben. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşça kalın.